ganidir insanlardan. Yetişir ki bir halif ol. Ve inne lu ve innehu kanun min kanun ibadina el müminin. Sonra bu kadar bu şekilde şöyle söylemektense herkesin kazaları var. Bu mübarek gecelerde bir gün, iki gün mümkün olduğu kadar kazalarını yapsa deseler daha hayırlı olur. 500 rekat namaz kıl, 100 rekat namaz kıl. Bu ne kimse yap, kendisi yıkar. O hoca efendi yapmış mı bunu söyleyen? Yok. Öyleyse yapmadığını niye başkasına söyler? Böyle doğrusu olur. Kazalarını yapmak. Bu mübarek geceler geldiği zaman benim bilgim budur. Siz de isterseniz onu kabul ediniz. Herkesin borçları var. Mümkün olduğu kadar bir gün mü, iki gün mü kazalarını yaparsa hepsinden hayırlıdır. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ İlyas Aleyhisselam bizim has kullarımızdandır. وَاِنَّ لُوْطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ Yine Lut Aleyhisselam. Yedi peygamberan-ı azamın bahsi gelecekti. İşte birisi de Lut bahsi geliyor. Lut, İbrahim Aleyhisselam'ın kardeşinin oğludur. Zaten beraber hicret etmişlerdi. Şam'da, Şam civarında kaldı İbrahim Aleyhisselam. Lut da bugünkü Ordun denilen civara geldi. اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اَجْمَعِينَ Ey Habibim! Ümmetine ishar edildik ki helas ettik onu ve onun ehlini, ona iman eden, onu iki kızı iman eden hanimi. Ve bu kadardı ümmeti. Ve onları helas ettik. İlla acuzen fil gâbirin. Ancak bir acuze, bir hanimi vardı. Ruhi azap görenlerin içinde kaldı. İman etmedi, imanını lekelendirdi. Cibril-i Emin misafir olarak geldiği zaman haber verdi, işte böyle misafir gelmişler, halkı başına getirdi. O da eğer ki peygamber ailesi, ailesi denilmez ya, beraberinde evinde bulundu, fakat yaptığı bu şirk, bu günah onu kapatmadı. ثُمَّ دَمَّرْنَ الْآخَرِينَ Ondan sonra diğer iman etmeyenleri helak etti. Helakte böyle kaldırdı o yeri, kalbetti, alt üst etti Cibril-i Emin. Kudret-i İlahiye ile olur. Allah'ın kudreti olmazsa Cibril ile bir şey yapamaz. Fakat irade Cenab-ı Hak'tan olduktan sonra sivrisinek Nemrut'u öldürür. Bu yeri kaldırdı, nihayet alt üst etti. İşte Bahr-ı Lut budur. وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ مُصْلِح۪ينَ Ey İnsanlar yahut Mekke civarındaki insanlar, çünkü ayet Mekke'dir. Siz sana musbihine ve billeyli. Bak, ve innekum letemurrune aleyhim musbihin ve billeyli. Musbihine ve billeyli. Sabahlarda ve gecelerde. Efendim Mekke halkı ticaretle iştigal ederlerdi. Tabii memlekette hasılat yok. Kış mevsiminde onlar Yemen'e gidip gelirlerdi. Kış mevsiminde Yemen'e giderlerdi. Yaz mevsiminde Şam'a ve Kudüs'e giderlerdi. Devamı seferleri var. Kudüs'e gidenler elbette bu asarları görüyor. Bahr-ı Lut'u görüyor, içindeki yerleri görüyor, acısını görüyor, taşları görüyor, mekanları görüyor. Ve yakın bir zaman olduğu için de orada bir peygamber gelmişti ve o peygambere askıyan edenlerin bu hale girişler olduğunu görüyorlar. Siz sabah akşam o yerde gidiyorsunuz da o mücrimlerin alet-i cürümlerinin yerlerini görüyorsunuz. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Niçin teakkül etmiyorsunuz ki Allah-u Teala'ya askıyan neticesi budur diye? Neye aklını kullanmıyorsunuz? Yani insanın zaten hayvandan fark eden akıldır. Akıl olmazsa hayvan da yiyor, içiyor, öyle getiriyor. Eğer insan da yalanız bu ise hayvandan farkı yok. Madem ki size akıl vermiş, aklını niçin kullanmıyorsunuz? Bu asarı görüyorsunuz. Bu asarın neden geldiğini işitiyorsunuz. Kitaplarınızda mevcuttur. Neye inanmıyorsunuz öyleyse?
وإن يونس لمن المرسلين. يونس عليه السلام ده bizim gönderdiğimiz peygamberi azamdendir ve kesin geldiğine sebep edilir.